Herkese merhaba. Bu hafta kanalımızda sizden gelen bir konuyu dile getirmek istiyorum. Nasıl etki yaratırsınız? Etki yaratmaya nerede ihtiyaç duyuyoruz? Her rolümüzde ihtiyaç duyuyoruz. Ebeveyn rolümüzde, yöneticiyseniz ve bir ekip yönetiyorsanız, satışçıysanız her rolde ihtiyaç duyuyoruz. Etki yaratmak bazen İngilizce'de impact ya da influence diye geçiyor. İkna etmekle karışıyor. İkna etmek deyince benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Şöyle bir görüntü geliyor. Böyle. Yani ben birini bir yere doğru çekiyorum. Yok, etki yaratmak öyle bir şey değil. Etki yaratmak kendiliğinden, spontan olan bir şey. İnsanların içindeki fitili ateşlediğiniz bir yer. Domino etkisi, domino taşı etkisi gösteriyorsunuz. Yani sergiliyorsunuz. Olduğunuz halle insanlara ilham veriyorsunuz. İnsanları harekete geçiriyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani burada bir zorlama yok. Ve tabii ki bir olmakla ilgili bir şey. O hali üzerinde taşımakla ilgili bir şey. Birçok madde yer alabilir burada. Daha fazla etki yaratmak için nelere dikkat etmeliyiz araştırırsanız görürsünüz. Türkçe, İngilizce bir dünya kaynak var. Ben Selmince 5 tane maddenin altını çizmek istiyorum. Bu 5 madde bence çok çok önemli. Birincisi, ilke bunu koydum. Samimiyetli olun. Samimiyetli olmak demek, mış gibi yapmamak demek. Ya sen hani şey, sen de şimdi idealize konuşuyorsun, romantik olma falan diyebilirsiniz. Çünkü öyle ya da böyle ben de, siz de mış gibi yaparız hayatımızda. Ne kadar az yaparsak otantik benimizle, özümüzle o kadar derin temasa geçebiliriz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Çok basitçe bir şeyler geliyor aklıma mesela. Kendi özünüzle temas etmek için mesela istemiyorsanız istemiyorum deyin, gelmiyorum deyin, anlamadım deyin, bilmiyorum deyin, kızdım deyin, öfkelendim deyin. Anlatabiliyor muyum yani? İçinizden, özünüzden gelene rağmen aksini ortaya koymayın. İnsanlar samimiyeti arar. Biz hepimiz bu dünyada hakikati arıyoruz. Hepimizin özlemi bu. Özlediğimiz şeyi kendimiz ne kadar taşırsak o kadar çok etki edebiliriz. Samimiyet için özetle cesarete ihtiyacımız var. 2. İspri anlayışınız olsun. İngilizce'deki sense of humor diye geçen şey bence çok önemli. Mizah insanları birbirine yaklaştırır. Kendine de yaklaştırır. Kendimizle dalga geçmek, bu hayatı biraz tiye almak, kolayını almak. Keşke 20'li yaşlarımda bunu biliyor olsaydım. Bu kadar çok kendimi de, olanları da bu kadar çok ciddiye almasaydım. Biz bu dünyaya kas katı olmaya gelmedik. Az rahatlayalım diyeceğim yani. 3. Hikayelerinizde ortaklıklar kurun. Yani ortak hikayelerinizi bulun insanlarla. Eğer ortak hikayeleriniz yoksa inşa edin. Organizasyonda, sosyal yaşamda, nerede olursak olalım. Bir ortak, işbirliği oluşturabileceğiniz bir zemine getirin ilişkinizi. İnsanlar dahil oldukları yere adanırlar ve takip ederler ve o takip ettiğiniz zaman kimi takip edersiniz? Mesela alana farklı bir perspektif getireni takip edersiniz. Dolayısıyla ortak hikayenizi oluştururken farklı bir perspektif katın kendinizden. Bu sizin yeterliliğinizi kanıtlar. Yeterliliğinizi kanıtladığınız zaman insanlar size inanır. Ve insanlar size inandıkça daha çok güvenir. Etki yaratmak güvenle ilgili bir yerdir. 4. madde, tutkulu olun. Yani bir tutkunuz olsun. Tutku nasıl görünür? Işıkla görünür. Tutkunuz varsa ışığınız vardır. Hiç fark etmez. Rolünüz, kazancınız, entelektüel sermayenizin hiçbir şeyi yok. Çok basitçe bir şey söyleyeyim mi? Bir kafeye, bir restorana gittiğimde yaparım. Çok yakın arkadaşlarımı da dahil ederim. Siz de yapın. 10-15 dakika otururuz. Hiç konuşmayız. Ya da kendimsem, ben de öyleyim. Bir bakarım etrafa. Kimin ışığı var? Nereden anlarız?
Bu çok görünür bir şeydir. Ya ışık ne demek istiyorsun? Sen nereden? Bakışından, duruşundan, gülüşünden, insanlarla olan mesafesinden, yaklaşımından görürüz. O kişinin bir tutkusu vardır. O yüzden tutkunuzu bulun demek istiyorum. Beşinci maddem, son maddem. Sözünüz, özünüz olsun. Bunun için şunu söylemek istiyorum. İki şey söyleyeceğim. Sözünüz, özünüz olsun. Verdiğiniz sözleri tutun. Görüşelim diyorsanız görüşün. 16'da geleceğim diyorsanız gerçekten 16'da gelin. 2. Seçtiğiniz sözcükleri temiz, ari, saf, öz sevgiden gelerek kullanın. Biz sözcükler aracılığıyla nesilden nesile bir takım duyguları, kıskançlıkları, öfkeleri aktarıp transfer ediyoruz. Bunu bir dur dememiz lazım. Öyle düşünüyorum. O yüzden sözcüklerimizi iyi seçersek, bilinçli seçersek doğru bir enerji veririz. Önce kendimize, sonra diğerlerine ve insanlar kelimeleri dans eden insanları takip ederler. Bunu biliyorum, çok iyi biliyorum ve görüyorum. Bakın kendinize. Bu 5 maddede nasılsınız? Görüşlerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkürler.